Pamukkale Belediyesi hem beyaz suyuyla hem kırmızı suyuyla sınırlar içerisindeki tarihin eşsiz güzelliklerini de içinde barındıran ilçenin turizmine katkı vermek adına her fırsatı değerlendiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Polonya'nın TVN kanalında Asya Express adıyla yayınlanan programa konuk olarak hem Denizli'nin hem de Pamukkale'nin güzelliklerini anlatarak tüm Avrupalıları Türkiye'ye ve Pamukkale'ye davet etti. Polonya'nın TVN kanalında Asya Express adıyla yayınlanan ve formatıyla hem izleyenleri eğlendiren hem de yarışmacıların bulundukları o kente dair her türlü bilgiye, güzelliğe ulaşabilmesini sağlamasıyla Avrupa ülkelerinde en sevilen yarışma programı haline gelen yarışmanın finaline Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de konuk oldu. Avrupa ülkelerinde en çok sevilen yarışma olarak gösterilen Asya Express'in Türkiye etabında dokunulmazlık kazanan Anzey ve Katarzyna Gasenika çifti ödül olarak Beyaz Cennet Pamukkale'yi gökyüzünden paraşütle izleme hakkı kazandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yarışmacıları travertenlerin eteğinde Koca Çukur tesislerinde ağırlayarak coğrafi işareti alınan Denizli kekiğinin yanı sıra lavanta, adaçayı ve nardan oluşan yöresel sepet hediye etti. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for everything. Thank you. Şu anda Denizli ilimizde Avrupa ülkelerinde çok kuvvetli ülkelerde de yayınlanan çok güzel bir yarışmaya yine ev sahipliği yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu tarafa dördüncü seferdir bu yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. İlk yarışmamızı Fransa için çekmiştik. 2020 yılında gerçekleştirmiştik. Hakikaten Fransa'da en iyi yarışma programı olarak da lanse edildi ve o Fransa ülkesinde de genel bir kabul gördü. Ardından Romanya'da, onun ardından da İtalya'da yayınlanan yarışma programlarımızı yine ilçemizde de çekmiş olduk. En son olarak da bugün itibariyle de Polonya için bir çekimi gerçekleştirdik. Bu yarışmanın formatında çiftler, yarışmacılar ülkelerinden ceplerine aldıkları çok az bir parayla yolculuğa çıkıyorlar ve o parayla olabildiğince fazla yeri görüp ve kendilerine tanımlanmış olan hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O yarışmanın ayaklarından bir tanesinin de Pamukkale ilçesinde olması, ülkemizin turizm değerlerinin ön plana çıkartılması açısından gerçekten çok çok önemli bir yere sahip. Evet, bunları önemsemek lazım. Bu işlerde de gayret göstermek lazım. Çünkü Pamukkale gibi dünya markası bir değerimiz var deyip nasıl olsa herkes onu tanıyor diye düşünüp arkasından hiçbir iş yapmadığımız takdirde, tanıtıma dair adımlar atmadığımız takdirde maalesef o turistik rekabette geride kalmayı da yaşayabiliriz. Bunun önüne geçmek için biz de her türlü argümanı kullanıyoruz. Her türlü tanıtım faaliyetini kullanıyoruz. Özellikle Asya Express adı altında, ilk zamanlar Pekin Express'ti, şimdi Asya Express adı altında düzenlenen bu yarışmanın artık kalıcı bir ayağı haline gelmesi, Pamukkale ilçemizin kalıcı bir ayağı haline gelmesi ülkemiz açısından da çok çok önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu yarışmada emeği geçen, gayret gösteren herkese de yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle turizm adına gayret gösteren, faaliyet gösteren bütün vatandaşlarımızı da elde ettikleri bu başarılardan ötürü, göğsümüzü kabarttıklarından ötürü çok çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum.